zaman törenimizi şimdi tamamlayalım. Tatlımız şu anda yok ama... Evet, herhangi bir tatlı yapabiliriz. Hadi şu töreni çabucak bitirelim. Ben de tatlı yemeyi severim büyük anne. Güzel. O zaman niye bekleyelim? Mutfağa git ve yapmaya başla. Şimdi büyük annem için en azından bu kadarını yapabilirsin, değil mi? Hayır anneanne. Ben yaparım. Bir dakika. Neden tatlıyı sen yapacakmışsın? Bırak da o yapsın. Bu onun görevi sonuçta, öyle değil mi? Şeker yerine palmiye şekeri kullan ve cimri olma. Evdeki herkesin yiyebileceği en az bir tatlı olsun ortada. Neden orada dikiliyorsun? Acele et, pişmesi gereken bir sürü tatlı var. Ama büyük anne, ben buradaki mutfağı hiç bilmiyorum ki. Çok zorlanırım. Ve ben daha önce hiç tatlı yapmadım. Ama anneni tatlı yaparken görmüşsündür. Tatlı yapmakta büyütecek bir şey yok. Her şeyi çabucak öğrendiğini söylüyordun. Hadi. Gel, eşyaları bilmiyorsun. Mutfakta olan biteni ben sana göstereceğim. Sonuç olarak ben senin büyüğünüm. Senin için en azından bunu yapabilirim. Bak, bak Seccal. Diwali'den bir şeyler öğren. Baksana, Anandi'ye her şeyi öğretecek. Anandi'nin tatlıyı doğru düzgün yapıp yapamayacağını hiç bilmiyorum. Ben gidip Anandi'ye bakacağım. Dur bekle. Bırak da kendi öğrensin. Yoksa nasıl evimizin mükemmel gelini olacak söyle. Ha? Evimizin geleneklerini öğrenmeli. Ve o bizim ailemizden biri. Yabancı biri değil. Öyle değil mi? Ve sen de annesin. Yani öyle davran. Ama onun annesi olmaya çalışma. Büyük anne, evet. Tatlıyı düzgünce yapmamız gerekiyor değil mi? Çok lezzetli bir tatlı olmadığı sürece kimse şuradan şuraya kıpırdayamaz. O zaman hemen Anandi'yi durdurmam gerek. Neden? Önce ona duş almasını söylemeliyim. Tatlıyı öyle yapması gerek. Peki Anandi'ye neden daha önce duş alması gerektiğini söylemedin deli kadın? Tatlıyı kendi elleriyle yapacak, temiz olması gerektiğini bilmiyor musun? Şimdi git ve önce duş almasını söyle. Sonra da Anandi kendi elleriyle tatlıyı yapacak. İkiden önce hazır olmalı. Sonsuza kadar tatlının olmasını bekleyemeyiz. Hadi git. Bak, her şeyi senin için çıkardım. Böylece bir şey bulmak konusunda sorun yaşamaz. Yani tatlıyı kendi başıma mı yapacağım? Bana yardım etmeyecek misin? Tatlı kız, sana gerçekten yardım etmek istiyorum. Ama ne yapayım? Büyük annem bundan hiç hoşlanmaz. Ve onun kalbini kazanmalısın. Onu mutlu etmek istiyorsan, o zaman tatlıyı kendi başına yapmalısın. Ve bu şekilde mutfakta yalnız başına yemek yapmaya alışacaksın. Yani çabucak yapmaya başla. Çok zamanımız yok. Söyledim ya, anneanne tek başına tatlı yapacak. Biliyorum. Hemen duş alması gerektiğini söylemek için geldim buraya. Çünkü tatlıyı temiz ellerle yapmanı biliyorsun. Anandi çoktan duşunu aldı. Ben temizlenmesini söyledim. Tatlı saat 2'den önce hazırlanmış olmalı. Canım ablam, bu tatlıyı herkes yiyecek. Büyük annem böyle emretti. Sana söyledim. Hadi git buradan. İnanmıyorum. O kadar çok şey var ki, her şeyi içine mi atmam gerekiyor?
annem çok lezzetli tatlılar yapıyordu. Ama ben nasıl yapılır bilmiyorum ki. İlk adımım ne olmalı? Annem önce ne yapıyordu? Bunları yıkıyor mu? Yoksa ocağa mı koyuyordu? Ne kadar şeker koymam gerek? Annem dördümüz için bir sürü yemek yapardı. Buradaki tüm malzemeleri koymam gerek. Gerekenden az koyarsam büyük anne bana çok kızar. Aman tanrım, su koyacak hiçbir yerim kalmadı. Ne yapacağım ben? Anne lütfen. Ne yapmam gerekiyor? Burası tamamen dolu. Şimdi buna nasıl su dökeceğim ben? Ocak çok yakında patlamaya başlayacak. Şimdi patlamasını bekliyorum. Nasıl tatlı yetiştireceğim? Zamanım yok. Gidip Divali teyzeden yardım mı istesem? Teyzem burada değil. Sanırım bu konuda başka bir çözüm yolu bulmam gerekecek. Tatlı yapmak sandığın kadar kolay değil tatlı kız. Annenin ve büyük annenin nasıl yaptığını hatırla. Çakmak nerede? Ben elmayı yiyeceğim. Çok acıktım da. Büyük anne, yenge, elma ister misiniz? Hayır, yemek istemiyorum canım. Sevgili kızım, sen git ye. Afiyet olsun sana. Ben de yemeyeceğim. Ve Kanku, istediğin her şey buzdolabında, tamam mı? Tamam. Nereye gidiyorsun? Anne beni korkuttun da mutfakta böyle tek başına ne arıyorsun? Söylesene, mutfakta ne işin var? Aslında biraz karnım acıktı. Elma almaya geldim. Tamam. Daha önce elma yediğini hiç görmemiştim. Burada bekle. Hey, getireceğim. Divali, buraya gel canım. Evet, geliyorum.
Anneannemle vakit harcama. Meyveni al ve buraya gel. Anladın mı? Evet anne. Kardeşim. Ne yaptın sen kardeşim? Böyle olmaması gerekiyor. Sana yardım edeceğim. Kanku, elmanı hala alamadın mı? Evet anne. Aldım. Sadece yıkıyorum. Kardeşim, bol şans. Bu kadar zamandır elma mı arıyordun? Evet, ben elmaları yıkıyordum. Dışarı çık. Ha, tamam. Küçük kız. Nereye? Aslında tuvalete gidecektim. Çabuk git ve hemen dön. Saatin 2 olmasına az kaldı. Ve dinle. Tatlıyı servis etmeden önce ellerini yıka, tamam mı? Neden? Annemle konuşmam lazım, hadi. Peki, sana niye telefonumu vereyim ki? Yapacak önemli bir işim var, lütfen Cigar. Bak, senin yüzünden yenildim işte, gördün mü? Bir dakikalığına konuşmam lazım Cigar. Tamam. Oyunu durdur ve Raten anneni ara lütfen. Al, konuşabilirsin. Oyunu şimdilik durdurdum ama bir dakikalığına. Aman tanrım. Annem telefonunu açmıyor. Şimdi ne yapacağım ben? Oyunu durdur ve hemen Ratan anneni ara. Tatlı nasıl yapılır? Merhaba arkadaşlar. Bugün tören tatlısı hazırlayacağız. Bugün size en kolay tarifi vereceğim. Bu bir geleneksel tatlıdır. Uğur getirmesi için törenlerden önce veya tören sırasında bu tatlı yapılır. Bunu yapmak için... Bu video neden durdu ki şimdi? Anandi, telefonumu geri ver. Annenle konuştun mu? Şimdi hemen oyunumu oynamalıyım. Bütün videoyu izleyemedim bile. Gördüğüm kadarını yapacağım. Aklımda bu kadar kaldı. Thank you.
Hey küçük kız, çok az zamanın kaldı. Tatlılar çoktan hazır olmalı. Musluktaki su çok az akıyordu. Teyze bana yağ vermeyi unutmuş olmalı. Yağı nereye koydu ki? Her şey 10 dakika içinde hazır olacak mı? Bu tatlıyı yapmak normalde ne kadar sürüyor? Çok zor. Bakın bence ortamı değiştirmek sağlık açısından iyi olur. Birkaç günlüğüne evin dekorunu değiştirmeniz iyi olacaktır. Daha iyi hissedersiniz. Hı? Ben çok susadım büyük anne. Mutfaktan su içip geleceğim, tamam mı? Nereye gidiyorsun? Su içmek istiyorsun değil mi? Buradaki sürahide bolca su var. Kanku. Hey Kanku. Anandi yazdıklarımı anlayabildi mi? Çok merak ediyorum. Zamane çocuklarını görüyor musun? Kiminle konuşuyorum? Hiç duymuyor bile. Benim tatlı kızım Kanku. Evet büyük anne. Yengen su içmek istiyor. Mutfağa gitmek istedi ama izin vermedim. Tatlım baksana sürahide su var mı? Yoksa git yengene su getir. Devam et sen. Yengeciğim. Su iç, iç. İçsene. Biraz daha of, tamam. Saat 2 olmak üzere. Acaba anneanne tatlıyı düzgünce hazırlayabildi mi? Tatlının hazır olup olmadığını, çok mu yoksa az mı pişmesi gerektiğini nereden bileceğim? Tanrım lütfen bana yardım et. Saatin 2 olmasına 5 dakika kaldı. Şimdi herkesin önünde Anandi'nin yemek yapmayı bilmediği ortaya çıkacak. Çok eğlenceli olacak. Büyük annem onu cezalandırdığında birkaç gün ağlayacak. Bundan sonra herkesin önünde Anandi'nin Cigar'la evlendiğini öğrenecek. Sonra da bu saçma kız muhabbeti bitecek. Rivali, neden bu kıza kin besliyorsun? Neden tuzak kurup duruyorsun? Utanmıyor musun ha? Senin sorunun ne? Sorunum sensin. Çözebilir misin? Asla düzgün konuşmuyorsun. Seninle düzgünce konuşmak mı? Ben hayattayken asla olamaz. Ben de senden bunu beklemiyorum. En azından bu kıza merhamet göster. Kim abi Anandi'ye evlilikten bahsedilmemesi için yalvarmıştı. Sen bunu hatırlıyor musun? Bari birazcık da olsa onu düşün. Bak sana yalvarıyorum. Aman Tanrım, 2'ye 2 dakika kaldı.
Bu kız nereye gitti? Ah tanrım, şu mutfağın haline bak. Altını üstüne getirmiş. Sadece bakarak mı tatlı yaptı? Güzel görünüyor. Çok da güzel kokuyor. Lezzetli de. Bu kız bütün planımı mahvetti. Bu kız göründüğünden çok daha kurnaz. Belli ki uğraşmam gerekecek. Şimdi ne yapacağım? Düşün Divali, bir şeyler düşün. Palmiye şekeriyle yap. Normal şeker kullanma. Herkes büyükannemle birlikte tatlı yiyecek. Sonra ben de Anandi'yi öveceğim. Sonra ikinci hamlemi yapacağım. Aman tanrım, o kadar eğlenceli olacak ki düşünemiyorum bile. Anandi'nin eli lezzetliymiş. Çok doğru. Tatlı böyle yapılır. Kızım, bütün dualarım seninle. Tanrı seni korusun. Aferin sana. Şimdi bu parayla ne yapacaksın? Dondurma mı yiyeceksin? Söyle bakalım. Hayır büyükanne. Sen istemezsen eğer yemem ben de. Aferin sana. Çok güzel bir tatlı yapmışsın. Dondurma yemene ne gerek var? Divali, çok haklıymışsın. Bu kız gerçekten çok lezzetli bir tatlı yaptı. Hey hadi yesene. Tadı damağında kalacak hadi. Teşekkür ederim teyze. İçeriden daha çok tatlı getirmişsin. Çünkü getirdiğim tatlıları bitirdiniz bile. Sen de ye ve bana nasıl olduğunu söyle. Alsana. Hadi ye. Kızım bak, bana daha çok tatlı ver. Tamam büyükanne, hemen getiriyorum. Teyze, sen bunu al, ben büyükanneme bundan vereyim en iyisi. Şimdi büyükannem bu tatlıyı yerse, herkes benim tuzak kurduğumu anlar. Alsana teyze. Böyle. Bütün tatlıyı bozdun işte. Üzgünüm. Teyze. Ben bu tatlıyı büyükanneme vereceğim. O daha büyük değil mi? Senin için sonra tekrar yaparım. Baksana Divali hala tatlıyı yiyemedi. Biz çoktan yedik bitirdik. Bunu ona ver. Ver hadi ver. Hadi.
Ye hadi. Evet, yiyorum. Şimdi kendimi kurtarmak için bu bozuk tatlıyı yemem gerekiyor. Nasıl olmuş? Değil mi? Divali kızım ister misin ha? Verelim mi? Hayır, bu yeter. Büyük anne, bütün tatlı yere düştü. Teyzem getirmemi isteseydi nereden getirecektim? Tekrar tatlı yapabilirdin. Bütün bunları kafana takmana ne gerek var? Bunlar senin gibi bir kıza yakışıyor mu? Kendine çeki düzen ver. Anandi, tatlıyı nasıl bu kadar lezzetli yaptı? Bu gerçek olamaz. Bir terslik var ama... ne olduğunu nasıl öğreneceğim? Burada bir terslik var eminim. Bana doğruyu söyle. Beni aptal yerine koymuyorsun değil mi? Hayır. Anne gerçekten herkes tatlımı çok beğendi. Bir daha yemek istediler. O kadar beğendiler ki yedikten sonra bana teşekkür etmek için 50 rupi verdiler. İnanabiliyor musun? Büyük annen de çok beğendi. Canım kızım. Anandi tatlı yaptığına gerçekten inanamıyorum. Bu kadar lezzetli bir tatlı yaptığın için seninle gurur duyuyorum. Ama sadece bir şeye üzülüyorum. Ellerinle hazırladığın tatlıyı ben yiyemedim. Boş versene anne, üzülme sen. Eve döndüğüm zaman ellerimle sizin için tekrar tatlı yaparım. Olur mu? Sana, babama ve abime. Olur mu anne? Çok güzel, çok lezzetli. Biliyor musun anne, tatlıyı hazırlarken çok fazla sorun yaşadım. Anne biliyor musun? Benim yanımda olmanı, bana yardım etmeni çok istedim. Anandi seni hepimiz çok özledik kızım. Eve hemen geri dön. Biliyor musun ben de sizi çok özledim anne. Kapatıyorum. Hoşça kal. Al teyze. Dur. Dışarı çıkacağın zaman şalın başının üzerine çekilmeli. Yoksa büyük anne tekrar kızar. Artık şalınla başını kapatman gerekiyor. Tamam mı? Hadi şimdi git. Bugün lezzetli tatlılar yaparak herkesin kalbine girmeyi başardın. Bak, bundan dolayı sana ne getirdim. Bu benim için mi? Benim için değil ya. Hadi al, bu senin. Al. Bu çok güzel teyze. Törende bunu giyeceğim. Ne zaman istiyorsan giy. Bu senin. Ama söylesene, sana tatlı yapman için kim yardım etti? Hey Divali, kızım buraya gel. Evet, büyük anne, bir dakikaya geliyorum. Hey, nereye gitti? Çok zeki bir kız. Elbiseyi de aldı gitti. Evet, benim de aynı renkte boyam var. Tam kapıya gelmek üzereyim şu an, tamam. Bilmiyor musun sen? Üstüme boya döktün. Nereye bakıyordun? Elbisemi mahvettin. Elbisen mi?
Peki benim gömleğim ne olacak? Temizle hadi şunu. Ben mi temizleyeceğim? Sen temizle. Bana cevap mı veriyorsun? Bırak Cigar, elbisem kirleniyor. Cigar, siz elbisem. Ne yapıyorsunuz? Neler oluyor burada? Durun. Ne yapıyorsun Cigar? Baba baksana, gömleğimi kirletti. Yani sen de aynını mı yapacaksın? Seni sürekli Anandi ile kavga ederken görüyorum. Git ve gömleğini değiştir. Canım, sen de benimle gel. Evet amca, bak. Hediyem kirlendi, teyzem vermişti. Hediye? Kim verdi sana bunu? Teyzem amca. Hadi temizleyelim, tamam mı? Teyzen sana hediye vermiş. Gel. Başına hep aksi bir şeyler geliyor canım. Anandi hata yapıyor ve cezasını sen çekiyorsun. Senin için üzülüyorum. Bana şunu söylesene. Sence de Anandi çok kurnaz değil mi? Evet öyle. Sabahtan beri beni ikinci kez sinir ediyor. Ne zaman işi düşse yanıma geliyor. Bu sabahta telefonumu istemeye geldi. Bir dakika için telefonda konuşmaya çok hevesliydi. Ne zaman geldi? Saat 2 civarında olabilir. Veya bir saniye. 2'den hemen önce gelmiş. Hey küçük kız! Nereye? Tuvalete gideceğim. Kiminle konuşmuş? Baksana bir. Ratan teyzeyle. Onu bir kere aradı ama ona ulaşamadı. Başka bir şey görmedin mi? Fotoğrafa ya da videoya falan baktı mı? Kurnaz kıza da bak sen. Bir şeylerin yanlış olduğunu zaten biliyordum. Şimdi Anandi'nin hile yaptığına dair kanıtım var. Şimdi bak bakalım. Onun yaptığı kurnazlıkları nasıl ortaya çıkaracağım? Hata yaptıysa o zaman cezasını çekecek. Yoksa hiçbir şey öğrenemez. Ona ne ceza vereceksin büyük anne? Onu öyle bir cezalandıracağım ki... Cezalandırdığımı bile anlamayacak. Bak görürsün. Acımayacağım. Yani onu azarlamayacaksın ha? Birinin ne kadar zeki olduğunu anlamak için birçok yola başvurabiliriz. Beni mi çağırdın büyük anne? Evet, gelmişsin bile. Bekle, geliyorum. Keşke beni her gün odana davet etsen. Gerçekten çok güzel olurdu. Peki söyle kızım. Bütün gece bu odada benimle birlikte mi kalmak istiyorsun? Evet büyük anne. Kalmak istiyorum. Sen yatakta yatarsın. Ben de yerde yatarım, olur mu? Yastığım, yorganım da çabucak buraya getiririm. Dur. Bu kadar geveze olma. Sana söyledim. Benim yanımda çok konuşmayacaksın. Değil mi? Üzgünüm büyük anne. Çok konuşmayacağım. Aa, tamam. Al. Bu da ne?
Bu ayak ve diz ağrısı için çok özel bir yağ. Bu bir ilaç. Bunu sürersen acın geçer. Gerçekten mi büyükanne? Gerçekten. Şimdi yatağa uzan. Yağı eline al ve ayağıma sürüp bana masaj yap. Ve dinle. Ben sana dur diyene kadar masaja devam et. Evet. Hayır. Ne yapıyorsun? Bana masaj yap. Evet. Ama ayakta oturma. Masaj yaparken güçlü olmalısın. Oturduğun yerde istediğin kuvvete ulaşamazsın. İğrenç, ne kadar kötü kokuyor. İlacın yağından dolayı öyle. Maalesef güzel kokan bir yağ değil. Yağ şifalı bitkilerden yapıldı. Bu koku sayesinde acı hemen kayboluyor. Hadi yap hadi. Zamanla alışırsın. Hey! Daha düzgün masaj yap. Önce yağı ayağıma süreceksin. Çok terlemiş olabilirsin, doğru. Ama klimayı sana çeviremem. Çünkü o zaman ya işe yaramaz. Yoruldun mu? Sakın konuşarak kendini yorma. Masaja devam et. Hadi. Ve beni dinle. Masaj yapmayı bırakamazsın. Yoksa çektiğim bu acı asla dinmez. Durma. Ne yapıyorsun? Çabuk olan Andy. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Su içmekle boşa zaman harcıyorsun. Canım yanmaya başladı bile. Seni 15 dakika sonra bırakacaktım ama... bu arada masaj yapmayı bıraktığın için... şimdi tekrar 2 saat boyunca masaj yapmalısın. Büyük annem haklıydı. Anandi tatlıyı hazırlarken hile yaptığı için cezalandırıldı. Ve bunu fark etmedi bile. Vay canına. Büyük anne harikasın. Çabuk. Şimdi başla.
Seni 15 dakika sonra bırakacaktım ama arada masajı bıraktığın için şimdi bana yine 2 saat masaj yapman gerekiyor. Hadi, şimdi başla. Ahmet. Yalan etkisi başladı. Hadi bakalım. Anandiye kayınvalidesi olarak hayır duamı verdim. Onu ne zaman bu halde görsem kalbim çok acıyor. Ratan abla sorduğunda iyi bir anne olmadığımı söyleyeceğim. Çok korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Şimdi kendini suçlama zamanı değil Secel. Şimdi kızımızın yanında olma zamanı. Annem Anandi'nin varlığıyla iki kez hayata döndüm. Ben kızımı bu halde görmek ister miyim sence? Sabah büyük anneyle konuşacağım ve ondan kızıma karşı nazik davranmasını isteyeceğim. Sadece bekle ve gör. Kızımı tanıyınca kalbi hemen eriyecektir onun. Ayrıca bu benim kızımın kendi meselesi. O da kardeşim gibi. Korkusuz, cesur, akıllı. Her şeyi anlayacaktır. Ben bundan adım gibi eminim. Ona güvenim sonsuz. Her zaman onun yanında olacağım. İyi bir gelin olacak. Hadi çabuk ol. Bir bardak suyu ısıtmak ne çok zamanını aldı. Sen nasıl bir gelinsin böyle? Söyle hangisinde ısıttın ha? Sobada mı yoksa mumda mı? Ha? Aklın nerede senin? Sen nasıl gelinsin böyle? Büyük anne su sıcak bak. İç yoksa soğuyacak. Hadi. Ay tamam. Sen orada dikilmiş ne izliyorsun ha? Burada dizi mi oynuyor? Söyle. Ne oldu büyük anne? Neden sıcak su içiyorsun? Boğazın mı ağrıyor? Anandi, büyük annenin midesi sabahtan beri rahatlamadı. Yüksek sesle konuş, davul çal ve tüm köye büyük annesinin midesinin rahat olmadığını söyle. Yüce Tanrım, ona biraz akıl ver lütfen. Tamam, şimdi anladım. Trafik sıkışacak, değil mi? Ey gelin, ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun sen yine böyle? Ben ve bebeğim böyle konuşuruz. Bebeğim benim en iyi arkadaşım. Trafiğe sıkışık olduğunu söylersek, o zaman kimse bunu anlamaz. Bir fikrim var. Sana anlatayım hemen. Tamam mı? Bırak bırak. Sen doktor musun? Ben yaparım. Bunu getirdi ama bu da işe yaramadı. Şimdi de o sıcak suyu getirdi. Bu da işe yaramadı. Bundan sonra ne olacağını ben de bilmiyorum. Büyük anne, sen sıcak su içme. Neden? Hemen geliyorum. Ne? Bu da ne? Bir dakika. Bu da ne? Bir dakika büyük anne. Ne? Ne? Hayır bu baharatlı hap. Büyük anne, bu elimdeki tuz hapı. Okulun hemen oradan alıyorum. İç hadi bekliyorum. Oo, Tanrı yardımcım olsun. Ona güvenmek zorundayım. Ne oldu büyük anne? Bir şeyler oluyor.
Ah, bir dakika. Aman. Ay yüce tanrım. Sanırım oldu. Neden bana Ay'dan ya da Mars'tan gelmişim gibi bakıyorsunuz böyle? Büyük anne, anlaşma yapıldı mı? Evet, yapıldı. Şimdi hepiniz gidin buradan. Bu olayı gösteriye çevirdiniz. Hadi gidin artık. Hadi. Hey gelin. Buraya gel. Ben bu hapı dükkandan alabilir miyim sence? Evet. Bizim köyde varsa burada da vardır diye düşündüm. Tamam. Secal, görüyorsun. Büyük anne ve anandı birbiriyle ne kadar tatlı konuşuyorlar değil mi? Çocukluktan beri en iyi arkadaş gibiler. Büyük annenin kalbi o kadar da kötü değil. Sadece biraz sert dilli o kadar. Eski toprak, katı disiplinli biri. Her şey onun dediği gibi olsun istiyor. Hem de her şey. Yine de bu kadar küçük bir çocuğa bunu yapmamalı. Hey kızım. Annenle ne zaman çarşıya gideceksin bakayım? Çarşıya gitmek istemiyorum amca. Ben evime gitmek istiyorum. Kızım. Ne oldu söyle? Büyük anne yine bir şey mi dedi? Hayır. Büyük anne bir şey söylemedi. Sadece annemi ve babamı çok özledim. Herkesi çok özledim. Beni evime götürür müsün amca? Tabii kızım. Kesinlikle götüreceğim ama birkaç gün sonra. Büyük anne geri dönecek, ondan sonra seni eve götüreceğim. Sakın yüzünü asma, tamam mı? Büyük anne gittiği zaman hemen götüreceğim seni. Eğer elimden gelse kızımın geri dönmesine asla izin vermem. Ne diyorsun sen? Bu evlilik büyük annenin isteklerine saygı duyularak gerçekleşti. Kim abi ve Ratan bu evliliğe evet dedi. Bu evlilik henüz bir oyundan ibaret. Anandi evli ama bundan haberi yok. Bir tarafta bir aile var, diğer tarafta ise yukarıdan sarkan bir kılıç. Bütün bunlar ortaya çıktığında ne olacak? İşte bunu çok merak ediyorum. Bu konuda çok endişeliyim. Ama ben artık endişelenmek istemiyorum. Secal, korku içinde uzun yıllar geçirdik biz. Şimdi bu konuda ikimiz de daha cesur olmalıyız. Anandi! Anandi! Dingli? Anne! Merhaba teyzeciğim. Nasılsın? İyiyim. Merhaba kızım. Anne. Tanrı seni korusun. Hadi gelin. Ah, iyi ki geldik. Bu bebek Anandi'yi çok özlüyor. Anandi nerede? Buralarda görünmüyor. Hadi Anandi'yi çağır. Dışarıda mı? Anandi! Büyük anne. O orada gelmedi. Yani orada mı? Prem abinin annesi hasta olduğu için birkaç gün daha Anandi ile kalmak istiyor. Ve ablası da oraya geldi. Bu yüzden Anandi bir iki gün sonra gelecek. Ben aslında Anandi ile oynayacağım için mutluydum. Anandi'nin orada kalmasına ne gerek vardı? Daha yeni tanıştı. Duasını aldıktan sonra geri dönmeliydi doğrusu. Peki iyi mi şimdi? Anandi gelemezse onu görmeye ben gideyim, olur mu? Onu çok özlüyorum. Dingli olmaz.
Söyledim ya, Anandi bir iki gün sonra gelecek. Kalpeş'in babası Prem'i aradı zaten. Ama artık Cigar küçük değil Rata. Ve gelenek ve göreneklerimize göre Anandi'yi evlilik öncesi gittiği evde yalnız bırakmayı asla doğru bulmuyorum. Bu endişe beni yiyip bitiriyor artık. Biraz Kanko ablayla oynayayım ben de. Küçük kız. Buraya gel. Otur. Benimle oynar mısın? Ama sen çok yaşlısın. Ne olmuş yani? Büyüklerle de oynanır. Şimdi arkadaş olduk. Sana hediye verdim. Tamam. Ama ne oynayacağız? Oynayalım. Ben köydeki çocukları misketle yenerdim biliyor musun? Gerçekten çok iyi oynarım. Güven bana, bu oyunda kimse beni yenemez. Misket oynayabiliriz. Ama benim bundan çok daha iyi bir oyunum var. Oyunun adı Doğruyu Söyle. Aman tanrım. Hiç duymamıştım ben böyle bir oyunu. Nasıl oynayacağız? Çok kolay. Bak. İkimizin de birbirimiz hakkında söyleyecek bir şeyleri olacak. Ne kadar kötü olursa olsun, gücenmek yok. Hadi başlayalım. He. Önce sen benim hakkımda bir şey söyle. Biliyor musun, sen çok güzelsin. Teşekkürler. Devam et. Sen çok korkunçsun. Ve sesinden korkuyorum. Sana korkunç diyorum. Yine de kızmıyorsun bana. Tabii ki hayır. Daha önce de söyledim. Bu oyunda birbirimize gücenmek yok. Bu çok güzel. Hem de çok ilginç bir oyun. Şimdi sıra sende. Şimdi asıl eğlence evliliğinle ilgili gerçeği söylediğimde başlayacak. Söylesene. Neden bu kadar çok düşündün? Tamam. Şimdi dinle. Hani herkes sana Cigar'la olan evliliğinin küçükken yapıldığını söylüyordu ya. Gerçek şu ki sen Cigar'la evli... Burada neler oluyor? Hiçbir şey. İkimiz oyun oynuyorduk. Gelinim, sen git Kanku'yla oyna. Biraz konuşmam lazım. Divali! Divali, ne yapacaktın? Neden soruyorsun baba? Gerçeği söyleyecektim. Ve senin gelmenden korktuğumu sanma sakın. Sadece arkama yaslanıp Anandi'nin sefaletinin tadını çıkarmak ve kalbini kırmak... Yeter Divali, yeter. Bu küçük kıza hiç acımıyorsun. Bugünden sonra Anandi ile kesinlikle hiçbir sorun istemiyorum. Beni anladın mı? Hey Secal, Anandi. Anne, çabuk gelin. Merhaba büyük anne. Ah, Tanrı seni korusun. Kalpeş baksana, tam zamanında geldin. Anandi ile görüntülü konuşmak istiyorum. Evet, o haklı. Büyük anne, Anandi'yi evlilik kolyesi ve sindurla görürse ne diyeceğim ona? Şimdi olmaz, orada iş yapıyordur. Anandi orada ne iş yapacak? Ne diyorsun sen? Evet büyük anne. O orada. Kalpeş, burada durup konuşmaya devam mı edeceksin? Baban sana yeni gömlek getirdi. Hadi git onu giy, hadi. Hadi. Aslında... Büyük anne, Anandi'ye bütün gün
orada oynamamasını, Seccal teyzesine yardım etmesini ben söyledim. Anandi'nin ev işi yapmayı ve orada olmayı sevmediğini biliyorsun, o yüzden söyledim. Orada kalmak için heves etsin diye. Doğru Dingli. Anandi ile sonra konuşursun sen. Ben gidiyorum. Yine gelirim. Görüşürüz tamam mı? Büyükanne. Hoşça kal Ratan teyze. Görüşürüz. Anandi eve döndüğünde insanların Anandi ne zaman gelecek sorusu sona erecek. Ne oldu Prem? Herkesi çağırdın ve herkes burada. Sorun ne? Çok iyi bir haber var baba. Harika bir haber var. Nafsari'nin arazi davasını biz kazandık baba. Kaç yıl sürdü? 15 yıl sürdü baba. Amcam ve kuzenlerin araziyi ele geçirmek için ellerinden geleni yaptılar ama sonunda davayı biz kazandık. O kazanmalıydı. O adam gibi adamdır. Tanrı'ya da inanır. O çok iyi bir adamdır. Kızım da evimize gelmiş oldu değil mi? Tanrı'nın da izniyle 15 yıldır karmaşık olan mesele şimdi çözülmüş oldu. Nihayet sona erdi. O zaman Tanrı'ya yeniden dua etmelisin. Tanrı tüm dualarımızı kabul etti. Bence Yüce Tanrı'ya onun için tekrar tekrar dua etmelisin. Sonuçta bu işi o halletti. Bu doğru büyükanne. Şimdi gidip tatlı getirin ve tatlıyı herkese dağıtın. Tamam büyükanne. Gelinim, ne yiyeceksin? Amca bana tatlı getirir misin? O gün iki kere aldım ama yiyemedim. Eski günleri düşündüğümde çok gurur duyuyorum. Bu baston Mahatma Gandhi tarafından babanıza özgürlük için İngilizlerle savaşması için verildi. O da Gandhi ile birlikteydi. Evet. Bu bastonla babam beni çocukluğumda dövmüştü. Evet. Konuşurken bastona dokundum. İnanmıyorum. Gandhi'nin bastonu bu. Hey gelin. Bari benim yanımda böyle konuşma. Bana ismimle hitap etmişsin gibi hissediyorum. Senin bu saygısızlıkların bir türlü dinmek bilmedi. Üzgünüm. Büyük anne, suyunu getirdim. Büyük baba, gerçekten bu baston size Gandhi tarafından mı verildi? Bir kere dokunabilir miyim? Hayır. Sen bu bastonu asla, asla elini süremezsin. Bu ailemiz için çok değerli. O bir oyuncak değil. Devrak, bu baston çok değerli. Onu güvenli bir yerde sakla. Burada kalırsa herkes ona elini uzatır. Bu evde herkesin aklı bir karış havada. Al bunu. Oh Yüce Tanrım, biraz akıl ver, biraz akıl ver bu insanlara. Biliyorsun Cigar, Gandhi bu bastonu büyük babanın babasına verdi. Hey Şapşal, o bizim evin bastonu. O yüzden bunu biliyorum ben, tamam mı? Ha, biliyorsun bunu yani. Bu durum çok iyi. Ben o bastona dokunmak istiyorum ama büyük anne dokunmama izin vermedi. Doğrusunu yapmış. Ben bastonu birçok kez elime aldım ve onunla oynadım. Büyük ve akıllı olduğum için kimse bana sesini çıkaramıyor işte. Neden duvarla oynuyorsun? Ben de seninle oynayayım. Duvar topu bana geri gönderiyor. Sen de bunu yapabilirsin. Evet yaparım. At. Peki tamam. Al bakalım. Anandi. Özür dilerim Anandi. Yakalayacağını düşünmüştüm. Ben kasıtlı bir şey yapmadım. Ne oldu?
Hala yanlışlıkla top Anandi'ye çarptı. Göster, göster, göster. Kanıyor. Hey, ciddi bir yara bu. Acıyor. Kızım. Anandi. Kızım ne oldu? Anandi ne oldu? Ne oldu? Anandi. Neresi acıyor, ne oldu? Kızım ne oldu? Biraz incindi. Neden elini yanan yere bastırıyorsun? Daha çok kaçır, daha çok. Kan böyle durur. Bunu bile anlamıyorsunuz. Ne? Elini kaldır, elini kaldır Dival. Dival'e ona yardım ediyor ama sen onun yüzünden Anandi'nin acı çektiğini söylüyorsun. O Anandi'nin düşmanı değildi. Annesinden daha fazlası. Sakın bunu unutma. Büyük anne, ben de tam bunu söylüyorum. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Bana bilmediğini söyleyeceksin. Her seferinde Anandi'nin ismini söyleyip duruyorsun. Herkes Anandi için endişelendiğini biliyor. Ama kardeşin Divali senin için hiç önemli değil. Bu senin kardeşin. Kızıma karşı biraz daha sevgi göstermelisin. Bırak büyük anne. Ben böyle şeyler duymaya alışkınım. Gelinine iyi bak. Hadi gidelim. Kalk hadi. Kalk. Gel. Gel canım. Gel hadi. Ya sen? Cigarla oynamana ne gerek vardı? Erkeklerle oynama. Ha? Kafan kırıldı. Bir dahaki sefere seni cigar ve Gopal'la oynarken görürsem... Unutma. Kimse seni benim elimden alamaz. Sana öyle bir ceza veririm ki... Bunu hayatın boyunca unutamazsın Anandi. Bugün sadece kafan kırıldı. Bir dahaki sefere bacaklarını da kırarım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.